aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet huyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur, döner beni bulur. Hayat benim. Aşk laftan anlamaz. Anne bir şey mi oldu? Benim yüzümden bir şey oldu anne. Oh. Anne. İyisin ya. Ben kapıda cenaze aracı görünce sana bir şey oldu sandım. Dedeciğim hoş geldin. Elini öpeyim. İstemez. Geri dur bakayım. Dede niye geldin? İyi geldin, hoş geldin de kötü bir şey mi oldu? Babam, yani babam iyi değil mi? Bırak babanı şimdi. Ben o kadar yolu sağa bir şey sormak için geldim. Sor tabii. Nasıl bu kadar yalancı olabildin hayat? Dede. Ya biz seni böyle narin bir kuş gibi elimizde avucumuzda besledik büyüttük. Sahiyi doğruyu öğrettin. Sen böyle dolapla çevirmeyi nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Hayat, Eba, ne oldu sana? Babam, kızın bir suçu yok. Üstüne gitmese. Ah tabii. Her genç kız zengin koç yapılmak için başkasının adını kullanabilir, değil mi? Ne var bunda ki? He ya, böyle pes pembe bir yalan. Vallahi koca bulmak için falan yapmadı. Babam iş bulmak için... Ah bravo. Yani bizim kız da akıllı çıktı. Sen ne diyorsun kadın? El alemi rezil olduk biz. Gazetelerde boy boy etmiş ki bunu elin adamlarıyla. Yok bu adamın yeni sevgilisiymiş da, eski sevgilisi de bundan özür diliymiş da. El aleme rezil rüsva olduk. Oğlum, tekrar arasak mı Kerem'i? Baba az önce konuştum ya. Zaten Kerem de kapıda, bir durum olursa haber verecek. Kimseye bir şey söylememiş mi giderken? Söylememiş. Nasıl ulaşacağız biz bu çocuğa? Endişe duymaya başladım. Doruk, dışarı çıkıp arasan mı acaba? Olur baba. En azından şu takıldığı yerlere bakayım. Yahu koskoca adam. Kaybolacak hali yok ya. Birazdan gelir. Hem yemek yiyeceğiz şimdi. Yemek hazır mı? Hah, geldi işte, gördünüz mü? Boşu boşuna velveleye veriyorsunuz ortalığı. Dede hala masa hazır değil. Ölüyorum aşktan. İyi misin oğlum? Merak ettik seni. Neden merak ettiniz ki? İyi olmamam için bir sebep mi var? Dolma verir misin babaanne? Sen mi yaptın?
Afiyet olsun. Abi korkuttun bizi ya. Ya şirketten çıkarken de kötü görünüyormuşsun. Yemek yiyorum Doruk. Abin haklı. Rahat bırak onu. Bence de. Böyle bir dolandırılmayı hazmetmek için biraz zaman lazım. Ne var canım? Yalan mı? Doğru. Yalan değil, kandırıldım. Üstelik sevdiğim insanlar tarafından. Acaba aranızdaki en iyi yalancı hangisi? Babaanne? Yüzüğü verirken biliyor muydun? Kandırılma ve izlemek hoşunuza gitti mi? Peki sen baba? Oğlum inan ben bir şey bilmiyordum. Kemal amca söyleyince... Doruk. Sen benim kardeşimsin. Nasıl izin verdin böyle bir yalanın sürmesine oğlum? Doruk'a kızma Murat. Kimse senin üzülmeni istemedi. Bunun için senden sakladık. O yüzden Kerem'i de ben durdurdum. Ayrıca hayatta... Bir daha onun adını yanında anmayacaksınız! Anladınız mı? Bekle biraz. Babaanne. Bak daha ağır konuşup kalbini kırmak istemiyorum lütfen. Bu bende kalmış. O ne? Hayatın kimliği. Lazım olur götürüver kızı. Babaanne özellikle mi yapıyorsun? Bunun ne kadar canımı yaktığını görmüyor musun? Ben de bu yüzden yapıyorum ya. Yarana tuz bas diye. Yoksa başka türlü geçmez bu acı. Al. Al bunu. Al götür. İster çöpe at, ister sahibine ver. Kızım, kuzum, baban gemilerde tabut gibi kameralarda yattı. Niye? Siz namusunuz da yaşayın diye. Sizin bir eksiğiniz, gedoğunuz olmasın diye. Ama sen ne yaptın? Sen bizim soyadımızdan utandın, gittin başkasının adını çaldın. Dede, ben sizi utandıracak bir şey yapmadım. Babamın başını öneyecek bir şey yapmadım. Ben Murat'ı çok sevdim. Gerçeği söyleyemedim. İyi, tamam. Kes artık, tamam.
Babam, kızacaksan bana kız. Bir anne olarak benim eksiğimdir. Sen hiç konuşma gelin. Sen hiç konuşma, sen ağzını açma. Hadi bu cahil çocuk. Sen ne ettin? Bunların yalanlarına uydun. Güya kızını idare ettin. Yazıklar olsun sahabe. Bitti buraya kadar. Yarından tezi yok, dönüyoruz. Toparlanın. Oha, gidiyoruz dedi dede. Allah'ım çok kötü oldu bu. Ne yapacağız biz şimdi pek? Hayat. Hayat bizim bak bir plan yapmamız lazım. Dedeyi ikna etmenin bir yolu olmalı. Hayat konuşsana kızım, böyle kuzu kuzu gidecek misin? Benim biraz uyumam lazım. Murat. Selam vermeyecek misin? Saatlerde seni bekliyorum. Neyi bekliyorsun Kerem? Senin acelin mi unutmuşsun yoksa? Yapma tertip. Kardeşiz biz. Ne kardeşliği be? Sen de sattın beni. Bu muydu senin mertliğin delikanlı? Bunca senedir beraberiz sana. Ben bunu mu hak ettim? Ha? Bana bunu mu yapacaktın? Ben söylemek istedim. Söyleyelim dedim. Murat'tan bunu saklamayalım dedim. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Git evine dinlen. Yarın iş var. İş mi var? Evet. Merak etme. İşini kaybetmeyeceksin. Sevindim. Malum. O işe ihtiyacım var. İyi geceler Murat. Thank you.
Yanlış şey yaparsan... Böyle tavuk gibi tünelsin sabahın ayasında. Uyuyamadım dedi. Yapma böyle. Hava serin, üşüteceksin yavrum. Bir de hasta mı olacaksın başımıza? Cenaze arabasıyla geldik, can kurtaranla mı döneceğiz? İyi işte. Ben de ölürüm, kurtulursun benden. Allah korusun, o ne biçim laf öyle ağzından gel alsın. Senin canını almak gelen Ezrail'in karşısına dikilirim ben. Derim önce benim canımı al. Ben torunumu verme. Anladın mı şimdi seni niye götürmek istiyorum bu büyük şehirden? Kurtarmak için. Ha bu koca şehir, ha bu büyük şehir benim nazarımda Azrail'dir, Azrail. İyi de dede, sen hep dersin ya. Ha sen nereye gidersen kafayı da oraya götürürsün. Yani Filizan'a da gitsem bu dertler benimle gelecek. Suçu İstanbul'a atma. Kime atayım? O koz kafalı olana mı? Niye mahzunlaştın öyle? Seni anlamıyorum sanma. Biz de taştan değiliz. Sevdalık nedir biz de biliriz. Canım. Çay getirdim size. Ben çayımı içmiyorum. Siz için. Öyle dolu dolu be. Zaten dertliyim. Söylesene. İstersen söylerim. Ama şöyle dertli bir şey olsun. İçli içli. Taş bassun yerime dedu gönlüne. Gönlüne. Taş bassun yerime dedu gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne. Aman aman üstüne. Emri olur başım gözüm üstüne, 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 aman aman üstüne. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, 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 aman aman sözüme. Almasın demiş adım diline, diline. Almasın demiş adımı diline, diline. Vay ben ölem atın toprak üstüme, 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 aman aman üstüme. Olmaz. İzin veremem gitmeni, anladın mı? Düşün İpek, düşün. 2 saattir düşünüyoruz, hala bir çıkış yolu bulamadık. Kızım bari sen bir şey söyle ya. Murat ablanın hiçbir şey umurumda değil ki. Nereye götürürlerse götürsünler.
Zaten bir daha göremeyeceğim. Şu o kadar acıyor ki. Tamam işte. Bu acıyı bir tek Murat dindirebilir değil mi? Vazgeçmeyeceksin ondan. Gidip konuşman lazım bir şekilde. Hep bir kere o seni görünce dayanamayacak, affedecek zaten. Ya ben kendimi affedemiyorum. O beni nasıl affetsin? Keşke bu yola hiç söylemeseydin. Hayat, kuzum bak. Bu senin elinde olan bir şey değildi. Anlasana artık sen şunu. Sizi bir araya getiren şey kader. Yani sen Suna Pektaş olma yalanını söylemeseydin belki de siz Murat'la hiç tanışamayacaktınız. Bir de bu açıdan bak. Ya bu kadar zor olmak zorunda mıydı? Bak siz Murat'la bir şekilde bir araya geldiğiniz zaman o zaten senin gitmene izin vermeyecek. Ayrıca Haşmet dedeyi de durduracak. Nasıl olacak Aslı? Ben bir daha Murat'la konuşabilecek miyim? Dedemi görmedin mi? Bugün yola çıkıyoruz dedi. Bir kere dedelere sahip çıkmak bir hemşirelerin asli görevlerindendir, tamam mı? O yüzden... O yüzden... Efendim, şu elinde görmüş olduğunuz minnoşlar var ya... Bir fili de devirebilecek güçtedir. Aslı, senin çantanda ne işi var oğlum? Yani ben acil durumlar için çantama böyle birkaç şey koyuyorum. Hem ayrıca teşekkür edeceğiniz yerde bir sorgu, bir sual. Çağla'nım, kış kreasyonunun kumaş örnekleri neden hala masamda değil? He? Yeni sezon taslaklara bugün hazır olacak demedim mi ben? Yeni marka yüzü katalogları gelecekti. Onlar da yok. Kim ilgileniyor bu işlerle? Ha? Neden bu konuda kimse bana bilgi vermiyor? Ne diye yüzüme bakıyorsunuz? İşinize dönün. Kimseye burada aylak gelsin diye maaş ödemiyorum ben. Tamam mı? Böyle gitmez tatlım. Geceleri konuşalım biraz. Evet Tuval, işle ilgili söyle. Özel bir şey dinleyecek vaktim yok. Yapma Murat, hasta olursun. İyiyim ben. Değilsin. Herkese yutturursun ama ben yutmam. Bal gibi acı çekiyorsun. Hatta acıdan geberiyorsun. Hala ben taş gibiyim ayakları. Tuval, bu zırvalıkları ayıracak vaktim yok. Bu iş böyle mi kalacak? Kızı bir dinlesen. Belki bir açıklaması vardır. Artık onun yalanlarını dinlemeyeceğim. O yüzden bir açıklama yapmasına da gerek yok. Benden uzak olsun yeter. Böyle kolay mı vazgeçeceksin aşkından? Tuval. Ne oldu yalan söyledi diye? Ne oldu? Dünya mı yakıldı? Ekolojik sistem mi bozuldu? Bir insan günde 16 kere yalan söylüyormuş. Bunu biliyor muydun? Bir kere de hayat yalan söylemiş. Ne var yani? Bittiyse işime döneceğim. Devlerin aşkı gibi yıkımlara da dev oluyormuş. Eros, where are you? Okunu attın gittin, dönüp bakmıyorsun bile. Sana çok ihtiyacımız var, çok. Gir. Tuval Hanım bunu buraya göndermişti. Bırak oraya.
Konuşma kaymış birlikçiler. Niye de bu kız? Vallahi biz bir şey yapmadık. Vallahi görmedik dedeciğim, biz bilmiyoruz. Yalan konuşmayın bana. Bak bu kulaklardan sizi duvara çivilerim ha. Nerede bu kız? Şakam yok, biliyorsunuz bunu. Aa! Yeter ama canım. Nerede, nerede? Bu uyguladığınız psikolojik şiddet resmen. Baba, baba, baba. O kız bir saat içinde buraya gelmesin. Siz şiddeti o zaman görürsünüz. Emine! Emine! Hani verdiğin hap fili bile uyutuyordu. Niye iki saat içinde uyandı bu adam? Hiç anlamadım, bilmiyorum. Yanlış mı ilaç verdik, ne yaptık? Dede yanlış dede. Dede değil bu. Robocop. Olabilir. Odasında değil diyecektim. Bırak onları. Neden buradasın? Ben sana söylemeyi çok istedim. Dün gece, daha önce, bu yalanı söylediğim ilk günden beri her dakika, her an sana söylemek istedim. Çağla, bugünkü bütün randevularını iptal et. Beni aylarca aptal yerine koydun sen. Seni kaybetmekten korktum. Ben sana aşık oldum. Herkesten çok güvendim sana. Kalbimi açtım sana. Affet, ne olur. Sana hiç yalan söylemedim. Evet, ben söyledim. Mecbur kaldım. Boş laf bunlar. Bana bak. Ben sevdiğin o kadını, hayatını. Hiç kimsesin artık benim için. Sesimi duymuyorsun Gemma. Gerçeği söylemedin.
Çünkü müsteşar Kemal Bey'in kızı Suna Pektaş olmak, balıkçı Sefer Uzun'un kızı olmaktan daha havalıydı değil mi? Yapma. Ben ailemden utanmadım. Ben sadece yalan söyledim. Başkasının hayatını çaldın sen. İsmini, işini. Çok pişmanım. Ne istersen yaparım. Öldü şuracıkta ölürüm ama yeter ki affet. Öyle mi? Al, çekil. Tamam. Al. Al bunları. Al. Hadi başla. Yap. Eski haline getir ama daha iyi olsun. Tamam mı? Yapabilir misin? Hı? Sana bir şey sorunca haber! Yapamazsın değil mi? Kimse yapamaz. Sen bile. Seni seviyorum ben. Sensiz nefes alamam. Sus hayatım. Bunlar yalan değil. Ya sus! İstersen vur, istersen bağır, ne istersen yap. Seni seviyorum. Bunlar gerçek. Çık dışarı. Çık, bir daha gelme. Bitti. Beni ne tümenle çeviriyorsunuz hatun? Gelin, cevap ver bana. Babacığım,
Vallahi iki saattir anlatmaktan içim tükendi ya. Ya böyle palas pandaras gidilmez ki. Kızcağız işini gücünü halletmeye gitti çocuk ya. Yalana bak, yalana. Alıştınız tabii yalana. Yalanı yalana eklediniz. Bak o kızının da senin de yatacak yeriniz yok, gidecek yeriniz de yok. Oy kurban olayım babam, biraz sakin ol. Ya da nasıl sakin olacağım bu durumda ya oğlanmam. Babam, babam bak hık diye gideceksin ya. Kalp var sende ya, kurban olayım ya. Seydim de bugünleri görmeseydim daha iyiydi. Emine bak, o kız buraya gelecek. Beni delilendirmeyin. Buradayım dede. Geldim ben. Sen neredesin kaç saattir kızım? Bak bu dönüşten kaçış yok hayat. Ben seni burada bırakmam. Bunu kafana sok. Burada kalmak isteyen yok zaten. Gidelim. Lütfen bir an önce gidelim. Hepimizin bir günde dünyası karardı. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden ya? Ne oldu? Hayat ne oldu? Konuştun mu? Affettim biraz seni. Ne yapıyorsun sen? Ya ne diyorsun sen? Tamam hadi gel. Bir otur bir konuşalım tamam. Hayat. Ay ciddi ciddi toplanıyor ya. Saçmalama kızım. Hiçbir şey umurumda değil. Ya Hayat ne diyorsun sen? İyice acaba delirdin mi ya? Giresun'la mı yaşayacaksın? Biz olmayacağız. Murat'ı bir daha göremeyeceksin. Bak, plan yapacağız şimdi. Önce dededen kurtulmamız lazım. Vazgeçireceğiz bir şekilde. Vazgeçiririz. Ben istiyorum. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Artık tamam mı? Bitti oyun. Ben Murat'ı kaybettim. Of ya. Giderken bıraktım. Hoş geldin Hayat. Murat! Murat!
Tuval hiç keyfim yok. Neyse sen hallet lütfen. Evet. Üstün yeteneklerim olabilir, kabul ediyorum. Ama bu benim halledebileceğim bir şey değil. Bu noktada bir beyaz atlı prens müdahalesi gerekiyor. Tuval gerçekten günümde değilim. Hayat Giresun'a gidiyormuş, kızlar söyledi. Ne yapabilirim? Filmlerdeki gibi karşısına geçip gitmemeliyim yani. Evet, mesela hoş olur. Bunu yapmayacağım. Belki de bu da yalandır. Malum Hayat Hanım çok iyi bir oyun kuracak. Hayır, yalan değil. Gerçek kesin belki. Kız gidiyor. Gitsin. Şu anda yapılacak en mantıklı şey bu. Gitsin ve yalanın bedelini ödesin. Emine, bu delikanlı bizim Hamit. İdris'in oğlu. Bildin mi? Bildim babacığım. O da bugün Giresun'a gidiymiş. Beraber gideriz dedik, boş gitmesin. Şimdi üç kişi otobüse dünyanın parasını vereceğim. İsraf. Evet babacığım. Allah Allah, kriz anında bile israf diyor ya. Gelin bakalım suratsızlar, vedalaşalım. Baba, surata bak. Gel, gel. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalkıp. Hadi Allah'a ısmarladık. Gerçek mi bütün bu olanlar ya? Sayrım'da gidiyor musun? Canım benim. Gelirsiniz Giresun'a. Ben artık buralara gelemem de. Siz gelirsiniz. Helalet kardeşim. Yeniden beni sev, ben diyemem ki.
eski haline getir ama daha iyi olur. Tamam mı? Yapabilir misin? Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi. Seni seviyorum ben. Ya sus! Bu kadar. Kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminim var. Söz veriyorum. Seni asla üzmeyeceğim. Asla bırakmayacağım seni. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bu hikayedeki tek yalancı ben değilim bu. Ne oldu ula? Ne oldu ki şimdi? Niye durduk? Manyak mıdır nedir? Murat! Hamit, aşı kapıyı gel beni indir. Tamam. Sen kimsin ula? Eşkıya mısın, yol kesiyorsun? Ah, ben tanıdım seni. Kod kafalı uşak. Hayatı götüremezsiniz. Kim diye bana bu ne? Ben diyorum. Sen kimsin? Ben Murat Sarsılmaz. Nasıl Sarsılmaz? Yok yani Murat Sarsılmaz dede. Ben senin nereden deden oluyorum? Yok efendim, ben lafın gelişi söyledim. Sen şimdi lafın gelişini gidişini bırak da bana doğrusunu söyle bakayım. Ne demek istiyorsun sen? Peki lafın doğrusunu söylüyorum öyleyse. Ben hayatta evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorsunuz yani? Evet, tabii izniniz olursa. Çünkü ben onunla düşüp yine onunla kalkmak istiyorum. Kaybolacaksam onunla kaybolayım. Ağlayacaksam yine onun için. Biri kalbimi parçalayacaksa parçalayana olsun istiyorum. Hayat, ben sana bir söz verdim. Senden asla ayrılmam. Senden asla vazgeçmem. Kollarımdaydın, boynuma sarılıp öp.
siper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Sev, dön diyemem ki.